bunlar varlıklarını savaşa ve gerginliğe bağlı bunların varlıkları, var olabilmeleri. Ya geçmişte barış filan denedi ama onlar hepsi fakiyedir yani araçsal olarak bakıyor. Esas aracı yani iktidarda kalmanın esas aracı bana göre savaş. Yine bir kargırışa falan şey yapacaklar, öyle 1 Kasım'da olduğu gibi seçimi kazanmak için değil, seçimi ertelemek için. O hal var, savaş var, seçimi yapamıyor, ertelemek için. Dolayısıyla bütün bunları açığa çıkarmanın yolu, yani bu dönemin muktedirlerini yenmenin yolu, barışı bir şekilde yaşatmaktır. Sivil demokratik siyasetle Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP bloğuna karşı durmak gerekiyor her yerde, her şekilde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük şeyi, tuzağa gelmesi ya da onu destekleyenlerin filan, kendisinden önceki iktidar sahiplerine, muktedirlere benzediler. Yapmadığı bir şey kalmadı, gidiyor. Yani mesele Erdoğan'ın nasıl gideceği meselesi değil arkadaşlar. Bizim tuzağa düşmememiz meselesi. Bugün eğer Kürt çocuklarının Diyarbakır doğumlu, Bitlis doğumlu, Van doğumlu Kürt çocuklarının Suriye çöllerinde Amerikan petrollerini bekleme riski varsa bizim yöneticilerinin büyük bir katkısı. Ama değerli arkadaşlarım, Kürtlerin de selameti geleceği, bir toplum olarak bu coğrafyada yaşayan insanların selameti ve geleceği, Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin, diğerlerini de sayabiliriz diğer oradaki muktedirleri, Devlet Bahçeli'nin istedikleri oyunun içine çekilmeyi önlememiz gerekiyor. Buradadır, geleceğimiz buradadır. Silah bizi engelliyor. 5 Haziran'dan sonra eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 80 tane Kürt milletvekili ve onları destekleyen bütün Türkiye halkları, halkı neyse, bunu becerebilseydi Tayyip Erdoğan ve Bahçeli falan yoktu şimdi. Silahların susması gerekiyor değerli arkadaşlar.